Evet arkadaşlar, Engineering TR kanalının resmi Discord hesabı yayında şu anda. Eğer ki katılmak istiyorsanız mail yoluyla bize ulaşın. Evet arkadaşlar, Engineering TR kanalının C programlama dersine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda if else'leri göreceğiz. If else nedir? If else aslında bir karar yapısıdır. Yani belli bir şart sağlandığında o kısmı, yani statement'lara bölüyoruz biz, süslü parantezler şeklinde yazıp süslü parantezler içerisinde kapattığımız alana aslında bir statement deniyor. Bu statement içerisindeki İşte olacak komutları gerçekleştir şeklinde bazı operatörler yardımıyla bu şekilde koşullar sunarak sağlandığı takdirde o görevi yapmasını istediğimizde karar yapıları kullanıyoruz. Direkt girelim. Bir if şeklinde şu şekilde yapılabilir. Sadece bir ifle veya bir else, yani if else şeklinde süslü parantez koyamadım. Ama isterseniz böyle koyup da kullanabilirsiniz. Ya da C'nin girintileme sistemi bazı derleyicilerde çalışıyor. Şu şekilde şuraya yazarsanız yine bir sıkıntı olmaz. Aynı zamanda if içerisine if koyabilirsiniz. Ve bunun bir else olabilir. Buraya da else koyunur. Else'in içerisine de if koyabilirsiniz. Onun içerisine if koyabilirsiniz. Bu şekilde birden fazla karar yapısı kullanabiliyoruz. Ben şimdi kullanıcıdan bir sayı alacağım. İki tane değişkenim olsun. B'miz 10 olsun. Diyeceğim ki, hatta printf diyelim. Kullanıcıyla bir düzgün bir iletişimimiz olsun. Bir sayı giriniz olsun. Kullanıcımız da bize bir sayı girsin ve onun adresini A'ya atsın. Biz de buradan diyeceğiz ki if a eşittir, mesela eşittir operatörlerini operatörler videosunda anlattık. 10 ise bana şuradaki komutu çalıştır diyeceğim. Bu main'inmiş. Bunu kaldıralım. Girdiğiniz sayı diyeceğim buraya. Girilen sayı daha doğrusu 10'a eşittir olsun. Eğer ki ona eşit değilse, yani else eğer ki değilse bize eşit değildir döndürsün. Derleyip çalıştırıp görelim. Evet, bir sayı girin. 10 giriyorum. Girilen sayı 10'a eşittir dedi. Bir daha çalıştırıyorum. Bu sefer 10 girmeyeceğim. Başka bir değer gireceğim. 8 giriyorum. Girilen sayı 10'a eşit değildir. Peki, isterseniz buraya da yüzde de yaparsınız. Girilen sayı budur şeklinde. Bunu da şu şekilde yapacağız. Girilen sayı, hatta şöyle diyelim, yüzde de'dir. Yani. Ama buradaki koşul, fark ettiniz mi? Buradaki şartımız 13. Ona eşit olması şartıdır. Yani buraya 8 girdiğimizde bu kısım, yani bu statement çalışmayacaktır. Else'de ne varsa onu döndürecektir. Else'de de bir şey yoksa boşluk döndürecek. Yani boş bir şey döndürecek. Deneyelim. 10 giriyorum. Girilen sayı 79'du. Yani integer'ın son hanesini verdi. Niye öyle bir şey verdi? Çünkü atama yapmadık. Yüzde de verdik ama buraya argümanına girmedik. 10 diyorum. Girilen sayı 10'dur diye döndürdü. Bir daha F1 yapıyorum. Bu sefer 1 gireceğim. Gördüğünüz üzere boşluk döndürdü. Şimdi başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki girilen sayı 10'dan büyükse girilen sayı 10'dan büyüktür olsun. Şu argümanı da siliyorum. Değilse küçüktür olsun.
Girilen sayı 10'dan küçüktür. Neden 10 girdiğimde 10'dan küçüktür dedi. Çünkü burada büyüktür operatörü kullandım. Büyük eşittir operatörü kullanmadım. Ben sadece 10'dan büyüktür, 10'a eşittir ve 10'dan küçüktür olmasını istiyorum. Ne oldu? Birden fazla karar yapısı oldu. Yani 3 tane şart olmam, yani şart koşmam gerekiyor. Ama bizim burada 2 şartımız var. Burada da devreye else if giriyor. Else if nedir? Bu da birden fazla karar yapılarında kullanmamız gereken bir yani komuttur diyeyim. Else if ekliyorum. A eşittir 10 olduğunda. Şöyle atlayacağım. Printf'i diyeceğim. 10'a eşittir olsun. Girilen sayı da 10'dan küçüktür ama else ekleyeceğim buraya. Else'imi de ekledim. Eğer ki şu koşul sağlanırsa bu koşulları es geçecek ve en sona geçecek. Yani bu kısmı atlayacak ve şuradan itibaren başlayan kodlara dönecek. Eğer ki bunu sağlamazsa şunu sağlar. Bunu sağlamazsa da en son buna gelecek. Birden fazla else if yapabiliyoruz. Onlara da şimdi geleceğim. F11'i yapıyorum. Girilen sayı 10 diyorum. Girilen sayı 10'a eşittir diye alıyorum. Peki. Else if deyip mesela tekrardan 10'dan küçük yani A küçüktür 10 durumunda da şu şekilde bunu bastırsın diyeceğim. Girilen sayı 10'dan küçüktür olacak. Else kullanmama da burada gerek yok. Yani bu şekilde de kullanabiliyoruz. Peki başka bir örnek yapalım. Ne olsun mesela? Diyelim ki 0 ile 100 arası bir sayı gelin. Olsun. Sayı demeyelim. 0 ile 10 arası rakam çünkü. Değer girin diyelim. Ben öncekinde sayı yapmıştım. Onu unutmuşuz. Diyelim ki A büyüktür 100 durumunda. A büyüktür 100 durumunda ne yapsın? Desin ki girilen sayı 100'den büyüktür. Tekrar deneyin. If diyorum ama şimdi eğer ki buraya yine mesela A büyüktür 50 dersen mesela buraya da işte şunu yazsın atıyorum. İşte el ne olacak 49'dan büyüktür olsun diyelim. Şimdi böyle bir durumda eğer ki ben 50 girersem pardon 110 girersem şimdi bu if bloğu harekete geçecek ve diyecek ki girilen sayı 100'den büyüktür tekrar deneyin. Ama burada sonlanıp en sona geçmeyecek. Çünkü burada bir tane daha if var. Yani burası bittikten sonra burada bir daha if olduğu için yani aslında kod tamamen burada bitiyor ve aşağı koda geçiyor. If olarak tekrar bakıyor. Bu sefer de A büyüktür 50. A'mız 110 olduğu için girilen sayı 49'dan büyüktür diye bir daha çıkartacak. Görelim. 110 diyorum. Pardon 11 yazdım. 110 dedim. Gördüğünüz üzere 100'den büyüktür tekrar deneyim ve 49'dan büyüktür diye çıkarttı. Peki bunu nasıl engelleriz? Buraya bu if'i buna bağlayacak şekilde karar yapısı oluşturmamız lazım. Yani buraya else if ekleyerek bu sonuçtan kurtulabiliriz. 110 diyeceğim. Gördüğünüz üzere 100'den büyüktür. Bir de 50 veriyorum. 50 verdiğinde de 50'den büyük olan durumlarda mesela bunu bastırması gerekiyordu. Basmadı. Niye basmadı ona bakalım. 51 diyeyim hatta. Girilen sayı 49'dan büyüktür. Evet neden basmadığını şimdi burada söylüyorum. A büyüktür. 50 yaptık çünkü. O yüzden 50 durumunda hiçbir koşul burada sunmadığımız için boş döndürdü. Büyük eşittir dersem ama. Büyük eşittir verdim. 50 yazıyorum. Girilen sayı 49'dan büyüktür diye bana sonucu döndürdü. Peki uzun bir şeyler yapalım. Mesela bölelim. Neye bölelim mesela? A büyüktür 100 ve mesela dallandırıyorum ve A küçüktür pardon A parantezi kapadım ama A büyüktür 0'dan yok küçüktür
sıfır, yani negatif sayı olduğu sürece, yani 100'den büyük ve 0'dan küçük olduğu durumda bana bu statement'ı çalıştır diyorum. Yani birden fazla if koymama gerek yok. Bu şekilde burada yazacağım. Yanlış bir değer girdiniz. Tekrar deneyin. Evet. Neden? Çünkü ben 0 ile 10 arası bir değer istiyorum. 100'den büyük bir değer girildiğinde ve daha doğrusu buraya veya diyelim. V dersek iki koşulda sağlanması gerekiyor. Yani negatif olursa burası 0 olacak. O zaman bunu zaten döndürmeyecek. O yüzden veya yapıyorum. Yani or yapıyorum. 100'den büyük ve ya pardon, 100'den büyük veya 0'dan küçük olduğu durumda bana bunu bastır diyorum. Şimdi neden and olmadığına da tekrar bakacağım orada. Yani söyleyeceğim. Else if diyeceğim. Şöyle içine yazdı. Köle bırakıp da bıraktım. Diyeceğim ki 50'den küçük, pardon, 50 küçük 80. 50 ile 80 arasında. 50 ile 80 arasındadır olsun. Türkçe karakter kullanamıyoruz. Şimdi 100 diyeceğim. Gelen sayı 50 ile 80 arasındadır dedi. Neden böyle bir şey döndürdü? Şundan dolayı olabilir. Çünkü biz bunları birleştirdik. Ve A küçük eşittir 80 diyeceğim. Gördüğünüz üzere bir tane mantık operatörü kullanmış oldum burada. Biz bunları operatörlerde anlatmamıştık. Ama bunun zaten bitwise'dan entleme ve orlama olduğunu biliyoruz. Bunun da not. Hemen hemen aynı. Sadece onlar bit anlamında çalışıyor. Bunlarsa koşul anlamında. Yani bu ilişkisel operatörlerin doğruluğuna, yanlışlığına göre bakıyorlar. Şimdi şunu bir deneyelim. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu bakalım. 100 diyeceğim. Gelen sayı 100'den büyüktür diye verdi. Neden? Çünkü şu şartı sağlamıyor. Bir sonraki şarta geçti. Bunu da sağlamadı. Sonra buraya geçti. Buradaki durum şu. Şimdi ben buraya 50 gireceğim. 50 girdiğimde nasıl bir program nasıl dönecek? Buraya bakacak. If'e girecek. Şu ilişkisellere bakacak. 50 girildi. 50 100'den büyük mü? Değil. Yani o zaman burası false olacak. Veya A küçüktür 0. O da false olacak. O zaman 0 veya 0 ne olacak? 0 döndürecek. If 1, yani if'in burasının 1 olduğu durumda burası aktifleşiyor. Sağlamadığı için, yani 0 olduğu için bu if'i atlayacak. Else if'e gelecek. Else if'te bakacak. Girilen sayı 50 idi. Bakıyor. 50 küçük eşittir A mı? Evet. Hem eşittir hem küçüktür olarak baktığı için eşittir'i gördüğünde 1 olarak yapıştırıyor. Burası 1 diyor. Ve A 80'den küçük eşit mi? Aynen. 50 çünkü 80'den küçüktür. Burası da 1 döndürüyor. Burası da 1 döndürüyor. 1 ve 1 doğruluk tablosundan biliyoruz. 1 and 1 1'dir. O zaman burası doğru diyor. Bu şartı sağlıyor diyor. O zaman bunun altındaki statement kısmını ben çalıştırayım diyor. Programa burayı döndürüyor. Sonrasında buraya bakmıyor. Çünkü bu if kısmını sağladığı için bu else'i atıyor. Ve geriye kalan kısmından devam ediyor. Yani şu kısmından devam ediyor. Çalışma prensibi bu şekilde. Bu mantıksal operatörleri bu şekilde çoklu olarak kullanabiliyoruz. Hatta birden fazla and de ekleyebiliriz. Bunları soru çözümlerinde bakacağız. Sadece temelini buradan vermek istedim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.